Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Kur'an-ı Kerim'in geliş amacını anlatmaya çalışacağım. Şimdi her şeyden önce Kur'an-ı Kerim mesaj kitabıdır. Allah'ın kullarına mesajdır. İnsanların yani Müslümanların hayatını düzenleyen emir ve yasakların bulunduğu bir kitaptır. Bakın hemen hemen hepinizin okuduğu, ölülerine gönderdiği Yasin suresinin 69 ve 70. ayetlerinde Allah ne buyuruyor? Yasin suresi 69. ayet. Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Yasin suresi 70. Diri olanları uyarmak ve kafirlere de azap sözünün hak olması içindir. Yani Yasin suresinin içinde Allah bu sözleri söylüyor. Bizlerse Yasin'i daha çok ölülerimize gönderiyoruz. Şimdi kendimize soralım. Bu sözlerin, bu mesajların ölülere ne faydası olacak? Tabii ki şimdi diyeceksiniz ki biz ölülerimize türkü mü gönderelim, mezarlarının başında türkü mü söyleyelim? Yasin'i tabii ki okuyalım ama bunun sevabı kendimizedir, onu unutmayalım. Hepimizin geçmişindeki ölenlerimiz, ölülerimiz, analarımız, babalarımızın amel defterleri kapanmıştır zaten. Sizlere bir önerim var, Yasin suresini bir okuyun, 10 dakikanızı bile almaz, Türkçesini bir okuyun. Ölülerimize faydası olacak bir tane ayet bulamazsınız onun içinde. Çünkü Yasin suresi dirilere gelmiş bir mesajdır. Ölülerimiz için dua edelim, Allah'ın onları bağışlamasını dileyelim, onları cennete almasını dileyelim, onlar için hayır yapalım. Şunun artık farkına varalım ki Kur'an-ı Kerim bu hayatta olan, bu dünyada olan insanlar için gönderilmiş bir mesajdır. Tabii ki yaşayanlar için de Kur'an-ı Kerim amacından saptırıldı. Çok güzel seslerle okuyup, onu duygulana duygulana dinlemek Kur'an'ın amacı değildir. Kur'an-ı Kerim'in amacı ona inanan insanların hayatını düzenlemektir. Anlamadığınız zaman hayatınızı bu kitaba göre nasıl düzenleyeceksiniz? Şunu da belirteyim, ben de yıllarca Arapçasını okudum, ölülerime gönderdim. Ama yıllar sonra Türkçesini okuduğum zaman ben ne kadar cahil kaldığımı öğrendim. Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra, anlamaya başladıktan sonra ne kadar cahil olduğumu öğrendim. Din tacirlerinin, din bezirganlarının bizleri nasıl yanlış yönlendirdiğini öğrendim. Okudukça baktım ki Allah'ın emrettiği bambaşka bir din, piyasadaki din tacirlerinin, bezirganlarının bahsettiği bambaşka bir din, bizim duygularımızı sömürüp keselerini dolduran insanlarmış. Onu öğrendim. Kur'an-ı Kerim'de Allah onlarca ayette biz bu Kur'an'ı öğüt alasınız diye gönderdik. Biz bu Kur'an'ı apaçık bir kitap olarak gönderdik. Aklını kullanan toplumlar için düşünüp öğüt alsınlar diye. Allah aklınızı kullanasınız diye gönderdik der. Bu tür insanlar da akıl düşmanlığı yaparlar. Peki sizin aklınız yoksa zaten hiçbir sorumluluğunuz yok ki. Kamer suresi 17. ayette Allah şöyle buyurur. Andolsun biz bu Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt almak yok mudur der ve bunu 4-5 ayette tekrarlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunları söylüyor. Karşıdaki insanlar da her insanın anlayamayacağını söylüyor. Kamer suresi 55 ayetlik çok kısa bir suredir. Okumanızı öneririm. Hac suresi 16. ayette Allah şöyle buyurur. İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Hac suresi 100. ayette Allah şöyle buyurur. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını güzelce kullanmayanları Allah pislik içinde bırakır. Şimdi bu bahsettiğim tarzdaki insanlar özellikle akla düşmanlık yapıyorlar. Allah da onlarca ayette aklını kullanmayı vurgular. Başta da söylediğim gibi senin aklın yoksa zaten hiçbir sorumluluğun yok. Senin bir bitkiden farkın yok demektir zaten. Bu dediğim tarzdaki insanlara Bakara suresi 44. ayette Allah'ın bir cevabı var. Bakara suresi 44. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmaz mısınız? Yani sözün özü Kur'an-ı Kerim mesaj kitabıdır. Arapça anlamadığınız bir dilde okuyup okuyup kendinizi duygulandıracağınız bir kitap değildir. Yani diyeceksiniz ki Arapça hiç okumayalım mı? Tabii ki okuyalım. Vahiy o dille gelmiştir. O da önemlidir. Ama yüzdeye vursak %99 anlamak daha önemlidir. Allah'ın size emir ve yasaklarını ilk elden öğrenmiş olursunuz. Kötü niyetli insanlara da fırsat vermemiş olursunuz. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.